Resulullah Bey gel şöyle. Şimdi demin ağırda söyledim değil mi? Ama şimdi burada söylüyorum. Tam 15 bin kişiye iş kapasitesi, 15 bin kişiye iş kapasitesi açacak 1 milyon 500 dönümlük tekstil kent nereye kuruluyor? Tam söyle nereye kuruluyor? Evet, Bitlis'e kuruluyor. Ve hastanenin yanına değil mi? Hastanenin yanına kuruluyor. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Huzurla. Şimdi kıymetli kardeşimiz Nesrullah Tengla'yı seviyor musunuz? Herhalde sizi ben çok üşüttüm, ses az çıkıyor. Olabilir mi? Çok üşüdünüz herhalde benim yüzümden öyle zannediyorum. Evet, Bitlisli hemşehrilerim. Bu Nesrullah Tengla'yı seviyor musunuz? Allah razı olsun. Ben Nesrullah Bey'le çalıştım. Teşkilat başkanıydım. O il başkanıydı. Allah razı olsun. Bir kere şunu söyleyeyim. Bitlis'in hamuruyla yoğrulmuş güzel bir adamdır. Aynen bu güzel şehrin insanları gibi. Çalışkan bir adamdır. Mütevazi bir adamdır. Küçüğüyle küçük, büyüğüyle büyük olur. İşten erinmez, yorulmaz ve kalbinde bir Bitlis aşkı vardır. Ve bir şey daha söyleyeyim. Onunla dostluk yapmak, onunla arkadaşlık yapmak ve onun sesini duyunca rahatlamak benim için bir ayrıcalıktır. Çok net söylüyorum. Çok açık söylüyorum. Şimdi inşallah Bitlis'te de desteklerinizle çok güzel hizmetlerin altına imza atacağım. 50 projesi var, 50. Bu 50 projesini ona gerçekleştirme imkanı verecek misiniz? Peki 31 Mart'ta şöyle herkesi parmak ısırtır bir şekilde Bitlis'te öyle HDP, PKK bilmem ne yok, Zillet İttifakı, şu ittifakı, bu ittifak değil, burada Nesrullah Tanglay var. Nesrullah Tanglay 31 Mart'ta sandıkları patlatacak mısınız? Ay Allah sizden razı olsun. O zaman ben de size bir söz veriyorum. Hem kardeşiniz, evladınız Süleyman Soylu olarak hem de İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak ben de Nesrullah Tanglay'ın emrindeyim. Nesrullah Tanglay'ın emrindeyim. Nesrullah Tanglay'ın emrindeyim. Bitlis'in emrindeyim. Bitlis'in. Bitlis'in emrindeyim. Allah sizden razı olsun. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah. Sözünüz dua olsun. Sözünüz güç kuvvet olsun. Sözünüz evet mazlumlara, mağdurlara esenlik olsun. Şifa olsun inşallah. Bu vesileyle akşamın bu vaktinde hem sizi çok beklettik. Buraya gelip de ayrılanlara benim özürlerimi iletirseniz, haklarını helal etmelerini isterseniz benim için de bir ayrıcalık olur. Size ayrıca teşekkür ederim. Bu vesileyle biz Ağlatan'a gideceğiz. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.